Günaydın. Yeni videomdan hepinize selamlar, sevgiler olsun. Günlerden çarşamba güzellerim. Eşim evde gördüğünüz gibi kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi o gün iki tane milföy hamurum artmıştı. Hemen yine kit kat yapıverdim. Bu sefer airfryer'a koydum. Bir de orada denemek istiyorum. Şöyle işte peynir, zeytin. Eşime göre koydum. Bal, reçel falan da. Bir de işte yumurta pişireceğim. Ben de grip olmak üzereyim gerçekten. Hemen bir şeyler atıştırayım, yine aferin içeceğim. Böyle ne olduğum ne olmadım gibi bilmiyorum. Alerjik de olabilir ama gece ilaç içmiştim, işte terlemişim falan. Neyse, lafı uzatmayayım. Bir gün aydınlaştık, selamlaştık. Hava bugün var ya inanılmaz güzel. Baktım 28 derece Ankara. Yani balkon bile şu an yanıyor. Bugün filemarketten fesleğenli ekmek almıştım ya, ekşi mayalı. Buzluğa koymuştum onu. Bugün çıkardım. Ay, ekmek ne kadar esmer. Bence bu sıfır kalori. Gerçekten. Yani bizler alıyoruz yani buğdaylı falan. Bu kadar esmer olmuyor. Tadına bakmadım ama. Abocan da bundan yesin. Bakın, Airfry'da da gayet güzel oldular. Ha, kapat hayatım olmuş o. Ha, şurada. Çalışan Leyla isimli bir bayan vardı, dedim bana Leyla'yı gönder. Leyla'nın dedi. O zaman bu adamı kabul edecektim. Leyla'nın dedi kardeşi cezaevinde. Şuradan saati görebiliyor musunuz bilmiyorum ama saat şu an 7'ye çeyrek var. Bugünüm çöp oldu gibi bir şey oldu. Eşim evde biliyorsunuz. Sabahtan kahvaltımızı yaptık. Sonra ben mutfağı toparladım. İşte birazcık keyif yapalım dedik. O arada telefon geldi. İş yerinde bir sorun olmuş. Hem de bayağı büyük bir sorun. İşte polis falan çağırmışlar. Neyse eşim buradan gitti güzellerim. Onu halletti. Ondan sonra eve geldi. Sonra bir arkadaşı aradı. Sevdiği bir arkadaşı. O geldi sonra. Eşsiz, yani bayansız. Neyse onlara çay falan demledim. Bir şeyler hazırladım. Yemek değil bu arada işte. Abur cubur tarzı falan bir şeyler hazırladım. Biraz önce o gitti. Neyse ben de o arada işte yemeklerimi falan yaptım. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra market işini halledeceğiz inşallah. Yani bugün böyle benim için yoğun bir gün değildi ama eşim için gerçekten hem böyle stresli hem de yoğun bir gündü. Neyse sağlık olsun. Ama ben de böyle haftanın bir gününü bekliyorum gibi bir şey oluyorum. İşte ne demek istediğimi anladınız. Şimdi nohut pişirdim. Dünden nohut ıslattım. Bayağı ıslattım. Yarısını haşladım. Buzluğa koydum. Yarısını da pişirdim. Pirinç pilavı yaptım. Bir de fırına şu sosla beraber tavuk attım. Onu bekliyorum. Cacık yaptım. Salata malzemem yok. Sadece salatalığım var. Dün almış olduğum. Ondan cacık yaptım. Bir de airfryer'a şey koyacağım. Sarımsak. Aynen. Ay, dün almıştım bu küpeleri. Sizlere göstermeyi unutmuşum. Bakın. Yoncalar. Evet, çok beğendim bunları. Valla ilginç bir şekilde de sabahtan bu tarafa takıyorum. Rahatsız etmedi beni. Gerçekten. Öyle. Birazcık gerildim. Açıkçası. Yani şimdi belki böyle deyince de yanlış anlaşılabilirim ama dediğim gibi işte ben de haftanın bir gününü birlikte geçirmek istiyorum. Birlikte vakit geçirmek istiyorum. Gezmek istiyorum. Biliyorsunuz sürekli haftanın 7-8 günü yalnızız. Çoluk çocuk olsun, hep birlikte olalım istiyorum. Öyle. Şimdi yemeklerimin altını yaktım. Bunları önce yaptım. Tavuğu yeni attım. Şöyle şehriyeli pirinç pilavı yaptım. Tereyağlı. Bu sefer şehriyeli yaptım çünkü eşim böyle seviyor. Bizler şehriyesiz. Bir de nohut yemeğimiz. File marketten almıştım nohutu. Bayağı da güzelmiş. Bakın özlüce oldu. Kıymalı pişirdim. Tabii ki biber falan katamıyorum. Çocukların sevdiği gibi. Ben de bayağı acıktım yani. Tavuğu da göstereyim. Neredeyse pişti. 1-9 dakikası var. 35 dakikaya ayarlamıştım kanat.
Şöyle dökeceğim de. %25'lik sınır kalktığında kira artışı süreye göre belirlenecek. Peki ev sahibi bu oranı beğenmedi mi? Çıktık biz. Şimdi öncesinde marketten önce bir AVM'ye uğrayacağız. Görkem'e kot pantolon bakacağız. Ondan sonra da inşallah zaman kalırsa şu alışverişimi yapacağım. Yağmur başladı. Yetişebilir miyiz bilmiyorum da. Diyorum ya, bugün nasıl bir gündü bilmiyorum yani. Ege AVM'ye geldik yakın olsun diye. Yöresel ürünler var yine. Ay tüh, bugün var ya, gündüzden geleydim buraya. Neyse. Şöyle hızlıca dolanalım. Al oğlum, beğendiysen bir tane. Anahtarlığına takarsın, hadi. Ben şöyle geçeyim, sen babanla bak. Çok güzelmiş. Ne kadar bu bardaklar? Hepsi mi? Hangisi, şunlar mı? Sıkıldım artık falan. Şunlar 220, diğerleri 80. Ben bir tane alayım. Ama ondan da şey güzel değil ya tipi. Hangisini alayım ablacığım? Hı. Tamam, sen onu ablaya ver oğlum. Ben de bir tane bardak alayım. Ne yapayım mı? Ben de. Tamam. Kastan. Neyse, en güzel şunu beğendim gibi. Şunu da ben alayım. Nefis değil mi? Nefis 80, kartı 90. Bilmiyorum ki nasıl vereceğim. Nasıl açacak? Nasıl var? Ay, aslında şu güzelmiş. Şunu da alsaydım. Bunu da şunu beğenmedim ya. Şekerlemeler. Buradan bir geçiyor oraya. Şurada ne de var? Şuraya bakayım. Ha, burası oyuncakçı. Bey pazarı kurları. Çok susuzmuş. Tulum peynir. Bu peynir ikram edebiliriz. Abla. Şu tuzsuz değil mi? Şu tuzsuz değil mi? Evet. Alsan mı ki? Neyse ya. Şu model var ya. Şöyle. Böyle bir şey istiyor. Şunu da beğenmişti. O daha gelmemiş. Neyse, şunu kuracaklar bakayım. Boydan uzun olur da bedenden bulursak tamam. Market işi bugün yalan oldu gibi. Evshop'a girdim şimdi. Bir tane sprey alacağım da. Yüz spreyi. Şöyle bir bakayım dedim. Merhaba. Makyaj sabitleyici sprey bakıyorum. NYX yok herhalde değil mi sizde? İsterseniz göreyim. Düşünürseniz 32 saate kadar, 36 saate kadar kalacak.
Ben o amaçla kullanmıyorum da böyle ıslak ıslak görünsün, kütür kütür olmasın diye kullanıyorum. Biraz daha parlak mı durmasını evet. istiyorsun? Makyaj bazı önerebilirim dilersin. Yok, onu kullanıyorum zaten de. Bunun parlak olanı şu an elde kaldı. Geç de olsa akşam gezmemizi yaptık biz. Biraz önce geldik eve, hemen pijamalarımı giydim. Akşam oldu, yine grip oldum. Gerçi sabah da böyleydim, ilacın şeyiyle duruyordum da. Yani baya baya sanırım birazcık alerjik gibi bir durum oldum galiba. Uykum geldi, hemen yatmak istiyorum. Neyse işte şimdi Görkem'e aldıklarımızı göstereyim sizlere. Bir tane de kendime bardak aldım. Marketi yapamadık. 2 gündür market market diyorum sizlere. Bir türlü yapamadık. Zaten geç çıktık. Vallahi bugün benim için acayip gergin bir gündü. Yani şöyle diyorum, sağlık olsun ama yani gerildim. Gittiydi, geldiydi, sonra birisi geldi, birisi gitti falan filan. Her neyse güzellerim. Şimdi aldıklarımızı göstereyim de ondan sonra da videomu sonlandırayım. Ondan sonra da Neslihan bacınız hemen yatsın. Videomu editleyemeyeceğim. Yarın editlerim inşallah sabahtan. Şimdi maviye girdik ilk önce. Mavide istediği kod böyle şey Barkovizyon'da vardı ama henüz daha gelmemiş. Yeni sezonmuş. Ne zaman geleceğini sorduk. Bilmiyoruz dedi personel. Neyse oradan çıktık biz. Atmosfere geçtik. İkisi yan yana zaten. Atmosferde tam istediği gibi bir kot buldum. Zaten biliyorsunuz benim çocuklar atmosferi seviyorlar. Şöyle böyle bol paça, oversize, kenardan böyle cepli. Fotoğraf koyarım sizlere. Gerçi denediğinde çektim ama çok müzik falan oluyor. Bazen yükleyemiyorum. Bilmiyorum yani şimdi. Gayet de güzel oldum. Aslında yani büyüklere göre beden ama en küçük bedeni. Artık diyorum ya, Görkem yavaştan ergenliğe girmeye başladı. Boyu falan arttı. Oluyor yani. Böyle çok sert kotlardan da değil. Ben sevmiyorum çok sert kotları. Bu güzel, yazın giyilebilir. Hevesleniyordu. Önceden de ben alsam hayatta giymezdi. Ne böyle şort giyerdi. Yani daha doğrusu keten şortlar falan. Hep böyle spor, eşofman altı, eşofman şort falan giyiyordu. İşte zevkler ve renkler yaş ilerledikçe değişiyor. Güzel, beğendik bunu. Bunun fiyatı ne kadardı? 500 küsürdü galiba. Aynen. Giydi de geldi. İyi dedim, giy. Evet, kopardık. Sonra babası dedi ki, üstüne bir şey almak istiyor musun dedi. O da dedi ki, o zaman bir tane maviden tişört alayım dedi. Sonra tekrardan biz maviye girdik. Tişörte bakarken şu kot ceketi beğendim. Neyse tişörtü aldı. Zaten mavinin tişörtlerini biliyorsunuz. Gayet güzel oluyor. Klasik beyaz tişörtü. 300 lira bunun fiyatı. Bunların her rengi var. Siyah, mavi, bordo, kırmızı, koyu mavi, lacivert biliyorsunuz sizler de. Sonra işte bunu beğendi. Bunun en küçük bedeni buydu. Bu da böyle birazcık böyle oversize gibi. Hatta eşim de bir denedi. Eşime dar oldu ama eşim diyor ki olsun, ben sevdim, ben de giyerim bunu diyor. Görkem'e güzel oldu. Bir tık hafiften bana göre bol. Ama şimdiki diyorum ya, gençler yatan böyle bol seviyorlar, yatan böyle dar seviyorlar. Beğendi yani bunu da. Bir tık daha açık rengi de vardı. Aslında onu da beğenmiştim. Ama onun bedeni kalmamıştı. Ama bence bunun rengi daha güzel. Dedim ben, oğlum bunun rengi daha güzel dedim. Sonra kendisi de dedi. Bunun fiyatı 1199 lira. Sonra işte yöresel ürünler kurulmuş. İşte standlar. Şu bardağı beğendim ben. Seviyorum işte böyle değişik bardakları. İçmesini de seviyorum. Yalnız tutumu falan çok güzel. Bu tarafta aynı. Görkem'de şöyle bir anahtarlık aldım. O gün anahtarlık aldım ya, Yağmur'la ikimize. Bana niye almadın falan demişti. Aklıma geldi hemen, dedim bir tane de sen al oğlum görmüşken. Hemen aldı o da. Evet, aldıklarımız böyleydi. Ha şey vardı, indirim. İç çamaşırlarında mavide. 3 al 2 öde. İşte boxer falan aldılar. Onları göstermiyorum tabii ki de. Öyle. Nasıl bir video çıktı ortaya şu an için bilmiyorum. Hapşuracağım geldi.
Umarım severek izlemişsinizdir. Her birinizi öpüyorum. Allah'a emanet. Bay bay. Ay, bunu göstermeyi unuttum. Buraları topluyordum. Poşetin dibinden çıktım. L'Oreal'in makyaj sabitleme spreyi. Ben normalde NYX'inkini kullanıyorum. Ha, her zaman kullandığım bir şey değil ama ben şu açıdan kullanıyorum. Yani yüzünüze sıktığınız zaman böyle daha parlak, daha canlı gösteriyor. Ben öyle şeyleri seviyorum ya. Bu sefer de bunu deneyelim bakalım. NYX yokmuş çünkü. İşte 32 saate kadar kalıcı diyor, bilmem ne diyor. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Bir insan makyaj yaptığı zaman nasıl kalır 32 saat? Yani benim yüzüm birazcık daha böyle canlı göstersin yeterli. Deneyince sizlere söylerim unutmazsam. Ama çok küçük ya, çok minnoşmuş. Pahalı ha, 380 lira falan. İndirimde de 300 liraya falan düşüyormuş ancak. Bir de işte kendime bunu aldım. Bir bardak, bir bu. Öpüyorum.